Caner Toygar'la Bla Bla başlıyor. Bugün ilk yayınımız, ilk heyecanımız, ilk konuğumuz da benim için çok kıymetli İbrahim Yılmaz. Herkes onu iyilik meleği, prensi diye tanıyor. Onu da bugün alma nedenim de 1,5 aydır onunla tanışıyorum. Onu çok sevdim. Programa uğur getireceğine inandığım için İbrahim Yılmaz'ı davet ettim. O da hiç kırmadı. Yanımıza geldi. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İbrahim abi hoş geldin. Hoş nasılsın? Bulduk. Teşekkür ederim. Biraz heyecan mı var İbrahim abi? Çok şey oturuyorsun. Burası evin gibi düşün. Yatabilirsin, uzanabilirsin yorulduğun zaman. Hiç çekinme abi. Ben normalde herkesle heyecanlanmıyorum ama böyle çok sevdiğim insanların yanında her zaman heyecanlanıyorum. Biz de seni çok seviyoruz. Normalde seni yarışmada tanıdım abi. Savaş Şehri adında bir yarışmaya girdik beraber. Evet. Ondan öncesi de seni sosyal medyada takip ediyordum. Hatta yarışmaya da geleceğini duyan arkadaşlarım seninle ilgili birçok şey söyledi bana. İşte ona güvenme. Biraz açık konuşacağım ama tabii kızmazsın inşallah. İşte ona güvenme. Yaptığı yardımlar doğru değil. İşte kullandığı arabalar onun değil. Holdingi yok dediler ama ben 1,5 aydır gördüm ki söyledikleri her şey fasafisoymuş. Gerçekten kameraların olmadığı yerde bile insanlara iyilik yapıyorsun. Ben bizzat şahidim buna. Hani bazıları vardı kamera görünce yardım eder. Sende hiç öyle bir şey yok. Hatta günde bile bir sürü para harcadın. Onun miktarlarını söylemeyelim. Ayıp olur belki. İlk sorum o zaman onunla ilgili sorayım. Konu da açılmışken. Şimdi insanlar şunu diyor. İbrahim Yılmaz'ın yaptığı yardımlar yalan. Gündeme gelmek için, takipçi kasmak için. Arabaları kendi arabaları değil. İşte holdingi yok, iş yeri yok. Her şeyin yalan olduğunu söylediler. Bunlarla ilgili ne söylemek istiyorsun? Ben burada şöyle bir bakış vermek istiyorum o zaman izleyicilere. Benim gerçekten şirketim olmadı. Gerçekten param olmadığı halde insanlara yardım eden konumda kendimi gösterebiliyorum ya. Mesela diyelim ki benim arabalarım yok ama arabalarım varmış gibi. İşte o arabalarda ya kiralıkmış ya da arkadaşlarından aldığın arabalar diye söylüyorlar. Evet. Yani ben olaya şöyle bakıyorum. Ben arkadaşlarımdan aldığım arabayla düşünsenize benim bu sistemim bu arada durumum işte 15 yıldır böyle. Evet. Ama ben 15 yıldır nasıl bir arkadaşlık sistemi kurmuşum ki? 15 yıldır arkadaşım benden arabasını istemiyor. Peki şöyle bir şey, arabaların markası ne abi? Maserati. Mercedes. Şöyle de bir şey var. Şimdi ben buradan bir arkadaşımı arayayım, atıyorum Şahin olsun. İsteyeyim. Şahin arabayı bile kimse kimseye vermez ki, Maserati'yi sana birisi verecek, al kullan diyecek. Bir de hani mesela Maserati bana bu arada 4 yıldır bende. Hani diyelim ki bende yok. Bir arkadaşımdan 4 yıldır böyle bir iş hayatında başarıya eriştiğim için değil de 4 yıldır vermeden Maserati'yi, 2 tane Mercedes'i hepsini bende tutabildiğim için bence bunu izleyen beni tebrik etsin. Çünkü bu da başarı. Tabii. Hani düşünsene ben arkadaşımdan 4 yıldır hem 2 Mercedes bir tane de Maserati almışım. Hepsi otoparkta yatıyor ve ben çok fazla kullanmadığım halde araba bende ve nasıl bir arkadaşlık ilişkim var ki? Çok iyi arkadaşlık ilişkimden dolayı 3 arabayı birden kendime alabildiğim için bu nasıl bir arkadaşlık ilişkisi? Ben ne yapıyorum ki o adama? Arabalar garajda duruyorsa birini ben hafta sonu alayım. Ben veririm. Senin de çünkü arkadaşlık diyaloğun iyi ki, benim arkadaşlık diyaloğum öbür tarafla iyi ki bana arabayı vermiş. Bir kiralık diyenlere mesela çok aslında çok daha kolay bir cevabım var. Mesela Maserati'nin kirası bugün aylık 40-45 bin lira. Hani bu arada hani zamsız fiyatını söylüyorum. Belki şimdi 70-80'dir de 45 bin lira Maserati'nin fiyatı. İşte diyelim ki ben Mercedes'leri de kiraladım. Bir AMG var, bir normal dizel var. C202 de. Ay maşallah. 30 bin lira Mercedes'in tanesi aylık kirası. Yani aylık ne kadar abi bunların kirası? Toplam hepsinin kirası 100 bin lira. Arabalar kimin? Arabalar benim. Ama kiralıksa da 100 bin lira kira veriyorum. Ya onu vermek de bir başarı yani. 100 bin lira düşsene. Biz şimdi normal bir araba kiralasak 10 bin lira onu bile veremiyoruz yani. Araba i̇şte, ama adam diyor ki mesela ben diyelim ki hani kiralık diyen adam şunu hiç düşünmüyor mu? Beni eleştirirken ya onun arabası kiralık diyor ya şunu niye düşünmüyor ya bu adam kiralık diyoruz bu adamı küçültmeye çalışıyoruz ya da arabası yok diye böyle konuşmak istiyoruz diyor ya. Peki şunu niye düşünmüyor. Bu adam o zaman kiralıksa bile 100 bin lirayı verebiliyorsa satın almaktan daha büyük bir şey bu. Aynen öyle. Satın alsan daha karlı olurdun herhalde. Tabii daha karlı olurdun. Peki yaptığın yardımlar abi dümen mi? Takipçi kasmak için mi? Gündeme gelmek için mi? Yani şöyle söyleyeyim. Bunları soruyorum diye de alınma abi. Çünkü çok bununla ilgili sorular var. İzleyicilerimizin sorularını da sana sormak istiyoruz. Gelen yorumlar var. Seni konuk alacağımızı söyledik. Evet. Hatta birazdan birini de telefonla bağlayacağız. Sana birebir soracak. Tamam sorsun. O yüzden bu soruları soruyoruz. Evet. Yanlış anlama. Ben seni biliyorum zaten. Evet. Seninle ilgili birazdan yorumum da olacak zaten. Evet. Ya ben böyle sorulardan çok rahatsız olmuyorum. Çünkü bir insan yaşamında kendinden eminse birinin söylediği şeylere takılıp onunla yaşamaz. Kendi yaptığı doğru vardır. Kendi yaptığı bildiği bir hayal ve hedef vardır ve kendi misyonu vardır. Onu doğru biliyorsa başkasının söylediğinden etkilenmez. O yüzden ben şöyle diyorum. Benim yakın çevremde mesela benimle birlikte zaman geçiren birisi mesela diyelim ki işte senle biz aynen. 30 gün beraber zaman geçirdik. 1,5 ay. 1,5 ay. Yani 35 gün, 37 beraber yattık aynı. Evet. Aynı konteynerde beraber yattık ormanlık alanda. Hatta bir sinek ilacı mevzumuz da var. Onu sonra gelelim. Onu konu konuyu atlamasın. Anlatacağım. Bir insanın yanında birisi 3 gün durduğunda o insanın yaptığı her şeyin gerçek olabilir
olup olmadığını anlaması için, gözüyle görmesi için 3 gün yanında olması lazım. Sen 35 gün, 40 gün yanımda olduğun için bunun aslında en güzel cevabını yanımda olan insanlar genellikle toplumda yakinen tanıyanlar veriyor. Ben şöyle bakıyorum. Diyelim ki ben televizyonda bir tane uyuşturucuyla ilgili uyuşturucuyu özendiren, uyuşturuculuk kaçakçılığı yapan, yurt dışında uyuşturucu ticareti yapan ya da işte kadın satan diyelim ki ya da katil ya da birinin hakkını gasp eden filmler izliyorum. Diyelim ki benim yaşamımdaki bütün iyilikler tamamen bizim izlediğimiz kötü filmler gibi, ben de iyi bir film çekiyorum diyelim. Ama işte bunu film için mi yapıyorsun? Gerçek hissiyatın mı bu yardım yapar? Ben yaşamımda televizyonda Türk sineması veya yabancı bir sinema filmi izlediğimde, uyuşturucu kaçakçısıyla ilgili bir film gördüğümde onu izliyorum. Aynen. Ya da kadınlarla ilgili kötü gösteren, aileleri kötü gösteren bir film de izlediğimi düşünün. Ya da yaşamımda ben ekstradan toplumda böyle benim algılarımı çok kötü gösterecek bir film izliyorum, senaryo. O film nasıl beni olumsuz yönde etkiliyorsa ya da çatışma filmi izliyorum, dışarı çıkıyorum böyle. Önceden kendini öyle zannediyorsun. Kurtlar Vadisi izlerdi, böyle silah alıp havaya ateş ederdi mesela zamanında. Aynen öyle abi. Ben de diyorum ki benim yaptığım her şey velev ki film. Ve ben bu filmi topluma yansıtıyorum ve filmi iyilik adı altında yansıtıyorum diyelim ki. İyilik adı altında ben bu filmi insanlara yansıtabildiğim için ve insanlar benim izlettiğim o filmi izleyip ondan örnek alıp böyle iyilik oluyormuş deyip, gerçekten yapmıyorsam bile insanlara uyuşturucuyu özendiren, çatışmayı özendiren ya da işte kadınlara, çocuklara zarar veren bir film izlemek yerine, benim eğer hiçbir şeyim gerçek değilse bile benim insanlara izlettiğim şeyi iyilik açısından örnek alması için bile izliyorsa, ben yine bunu karşı tarafa olumlu bir şey geçirmiş olarak görüyorum ki ben bütün yaptığım iyilikleri tamamen kamera için değil, kamera olmadan da insanlara hep iyilik yapmayı, bu benim kendi içsel bir dünyam. Çocukluğumdan gelen bir hissiyat. O yüzden de ben hepsinin gerçek olduğunu söylüyorum. Sadece bir filmden, bir senaryodan ibaretse bile, onu örnek uyuşturucu, alıp insanlarda uyuşturucunun ticareti yapılan bir filmi izlemesindense iyiliğin sinemasını benimle birlikte izlemesi ona öbür filmden daha çok şey katacağına inanıyorum. Zaten, bilimse bile. Zaten seni izleyip de abi birçok iyilik yapan insanlar da var. Onları da görüyoruz. Az önce de buradaki bir arkadaşımız vardı. Senin videoları izleyip simitçiye yardım etmiş. Evet, mesela. Senin ilk videonda simitçi. İlk videomdan etkiledim. Peki ilk nasıl başladın abi yardıma? Hani ne oldu da bir anda sokaktaki insanlara yardım etmeye başladın? Geçmişte durumun herhalde çok iyi değil diye biliyordum. Evet, hani o zaman da iyi olmadığın bir süreçte nereden aklına geldi de birilerine yardım etmek? Çocukluğumda benim durumum gerçekten hiç iyi değildi. İşte ben de seyyar satıcılık yapardım. Böyle kahveleri dolaşırdım. İşte bir tanesini böyle satmak için 3 tane 4 tane kahve gezerdim. Hatta bazen böyle şöyle olurdu. Birisi gelirdi, böyle bir tane pide yerdi. Arkasından bir tane daha söyleyince aynı adam. Çok kendimi böyle mutlu hissederdim. Bazen de hiç olmadık bir şey olurdu. Bir tane adam üçüncü pideyi de söylerdi çok beğenip. Üç pide aldığı zaman böyle ben kendimi o kadar çok mutlu hissederdim ki böyle o anki yaşadığım hissiyatı ve zevki size anlatamam. Üç tane pide aldı diye benden. Bir tane alandan bile etkilenirken üçüncüsünü alan beni çok mutlu ediyordu. Bir gün ben Levent tarafından böyle Mecidiyeköy Şişli yolundan giderken, şöyle kafasında şöyle bir şapkası var, sopasına şöyle takmış, 30 tane simidi var adamın böyle. Yanaştım, dedim ki bu arada ben o adamı hep görüyorum, hep adamdan alışveriş yapıyorum. Ben de dedim ki ya ben her gün, Şubat ayıydı bu arada o zaman, her gün bu adamın yanından geçerken ben bu adamdan simitleri alıyorum. Kimse kaç tane alıyorsun? Bilmiyor. 30 tane, 40 hepsini tane. Hepsini alıyorsun. Hepsini alıyorum. Sonra bir gün dedim ki ya ben bunu arkadaş çevremle paylaşayım da en azından benim sayfamdaki böyle insanlar bu simitçiye yardım ettiğimi görüp onlar da buradan geçerken bu adamı gördüğünde bundan alışveriş yapsın dedim. Şöyle bir karar aldım. Kendimi de göstermeden bu arada. Adamı direkt tutup böyle ben çektim. Hani kendime şöyle bir şey yapmadım. Abi bir dakikadır bu videodan kendimi göstereceğim, şöyle yapayım da hem ben gözükeyim hem adam demedim. Çünkü içimdeki art niyet o düşüncede değil. Yani art niyetli olarak düşünmediğimin ispatıdır. Kendimi göstermedim. Amcaya dedim ki amca simit kaç para? Dedi ki işte 1,5 lira. Hepsini verir misin dedim. Videoda izlediğinizde göreceksiniz. Böyle yaptı. Nasıl yani? Şaşırdı. Nereye koyacağım dedi. Böyle yaptı. Hıpızdı böyle, çok heyecan yaptı. O kadar çok böyle onun heyecanına kapıldı ki. Ulan ya birisi benimle dalga geçiyorsa dedi. Ya da dedi bu adam ya 3 saniye sonra vazgeçerse dedi. Adam vazgeçeceğimden o kadar çok korktu ki böyle işte heyecan yaptı, oraya tuttu. Nereye koyacağım dedi. Demek ki paraya da ihtiyacı varmış. Çok ihtiyacı olduğuna emindim. Ve ben bunu dedim ki ya ben bunu... Burada bu arada ben o adama 200 lira da, o ilk videomda 200 lira da verebilirdim ama yani benim yakın çevrem bundan etkilenip şey demesin. Ya bak 200 lira verdi, hava atmak için yaptı demesin diye tam parasını verdim adamın, bilerek bu arada. Sonra adamın tam parasını verdim. Adam dedi ki nereye koyacağız abi dedi, böyle heyecan yaptı. Abi dedim buraya koy. Tekrardan arabamın sağ koltuğuna koydum, spor arabamın. Maserati'ni. Sonra spor arabanın koltuğuna koydun, her yer susam oldu. Sonra bana herkes dedi ki gösteriş yaptın arabanın simitleri arabanın
koltuğuna koyup böyle işte hava attın, adamı da rencide ettin dedi. Ben de dedim ki arkadaşlar dedim evet çok haklısınız dedim. Herkes dedim spor arabasının sağ koltuğuna dedim mankenleri ya da böyle hava atacağı kızlara oturtururken dedim. Ben dedim seyyar satıcıların sokakta emek veren insanların malzemelerini koyduğum için dedim evet çok hatalı bir iş yapıyorum. Doğru söylüyorsunuz falan diye böyle ironi yaptım çoğu insana. Ondan sonra o adamdan aldım. Sonra videoyu bir yayınladım. Sonra patladı gitti. İşte bütün televizyon kanalları işte böyle eleştirel konuşanlar, işte iyiliği göze soktu diyenler, iyilik böyle olmaz diyenler, işte çok iyi insanlar var diyen böyle bütün televizyon programlarında viral oldu. İnsanlara akım oldu. İnsanlar bundan örnek alacak. Bunu anladım. Sonra bunu içerik olarak üretmeye başlayıp insanlara profesyonel olarak sunmaya başladım. Daha mı iyi oldu abi? Çok iyi oldu. Peki unutamadığın bir anın var mı? Üzen, seni mutsuz eden, gördüğün insanlardan, yardım ettiğin insanlardan. Evet, var mı unutamadığın abi? Evet, unutamadığım videodaki bir abi yara bandı satıyordu. Ne kadar bu yara bantları? Bu kadar. Abi hepsini alabilir miyim dedim. Bütün yara bantlarını aldım. Bu ne kadar? Bu tamamen 30 tane var içinde abi. Tamamen 15 lira. Fakat 50 kuruş. Konuşma tarzı da böyle eski İstanbul beyefendisi. Yalnız dedi size bir şey söyleyeceğim ama dedi. Cesaretimi bağışlar mısın benim dedi adam. Bu soruyu soracağım diye dedi. Merak ettik vallahi ne soruymuş. Cesaretimi bağışlayın abi dedi. Bana abi diyor bu arada. Kocaman 70 yaşında abi. Estağfurullah abi ne demek dedim. Abi dedi sen kimsin dedi. Sen çok büyük bir insansın doğru dedi. İzledim o videoyu. Evet. Aynen. Sonra ben böyle durdum. O adam öyle dedikten sonra abi benim ismim İbrahim dedim işte. Sonra hemen geldim böyle adama bir buradan bir de böyle iki taraftan sarıldım. O adamın işte o cesaretimi bağışlayın söylemindeki o efendilik, o kibarlık, o adamlık beni çok etkiledi. O tür insanların böyle o sokakta bir tane 1 liralık 50 kuruşluk yara bandını satmak için saatlerce uğraşması beni çok üzüyor. İnsanlar da şöyle bir şey diyor. Bak oradaki aslında o çok büyük bir cevaptır bence herkese karşı. İnsanlar hep şöyle der. Ya bir kişiyi bir gün mutlu ettin ne oldu? Onun cevabını ben hemen şöyle veriyorum. Kameraya bakarak söyler misin? Evet. Bir gün birisini mutlu ettin 100 lira verdin ya da 200 lira verdin ya da 500 lira verdiğimiz birisinden bahsettim. Eve gitti ne oldu? O zaman şöyle cevap veriyorum. Peki çocuğun okulu vardı. Komple yıl boyunca okudu. Peki bu çocuğu sen bir gün Luna Park'a götürdüğünde ne oluyor? O çocuk bir yılın bütün olumsuzlukların her şeyini üstünden atıyor ve bir yılın mutluluğunu bir tane Luna Park'a gidip çarpışan arabaya bindiğinde nasıl mutlu oluyorsa işte o evine bir gün erken giden o abi de çocuğun Luna Park'a gitmiş olması gibi mutlu oluyor. O zaman şöyle yapalım. Bir gün o abi mutlu olmayacak. Bunun ne önemi var? Abiye yardım etmeyelim diyelim. O zaman şöyle yapın siz de. Bundan sonra çocuğunuzu bir gün Luna Park'a götürmeyin. Bakalım ne olacak? Yani oradaki Luna Park olayı çocuğun bir gün bir ay içinde Luna Park'a gitmesi nasıl mutlu ediyorsa o adamın da Luna Park gibi bir gün bütün ürünlerinin alınması o kadar Luna Park gibi mutlu edici bir şey. Peki İbrahim abi biraz özele girelim mi? Olur. Sonuçta arabaları anladık. Arabalar kendi arabaların. Evet. İş yerinde kendi işlerin. Evet yani şirketim zaten benim 20. yılıma giriyorum. Herkes böyle... Abi niye o zaman diyor? Bu kadar kolay mı yani? Sonuçta sen orada Armet'ti değil mi? Şirketimin ismi Armet ama... Armet Holding yazmışsın. Yani bu kadar insan bir cesaret edebilir mi? Holding olmasa Armet Holding yazmaya. Orada zaten şöyle bir şey var. Armet Holding.com.tr. TR eki yani bunu anlayan herkes zaten çok iyi anlayacak. Holding belgelerini eğer... şeye sunmazsan com.tr ekini zaten sana vermiyor. Faaliyet belgeni, şirketinin olduğunu ispatlayan belgeler var ya vergi levhaları, kaşelerin. Onları oraya yolluyorsun o sana TR'yi veriyor. Armet Holding.com'u herkes alabilir. Duyuyorsunuz ama, değil mi? Evet Armet Holding.com.tr'yi herkes alamaz. Ve şöyle düşünün. Ben çok basit bir şey söylüyorum. Herkesi çok aydınlatacak ve bana kızan ve yok diyen herkese çok güzel bir fırsat vereyim mi? Ver abi. Çok basit. Ama dediğim gibi seni izleyenlerin yüzünün gözünün içine bakarak söylerim. Evet çok basit bir şey söylüyorum. Benim şirketimin ismi Armet.com.tr diye sayfamda yazıyor. Ve benim şirketim de Armet Anonim Şirketi olarak da güvenlik sistemi satıyor. Anonim şirketim de var benim. 5 ayrı anonim şirketim var. Ve holdingim var. Ben diyorum ki rekabet kurulu diye bir şey var. Lütfen diyorum beni şikayet edin. Deyin ki bu adamın holdingi yok. Bu adam holding gibi kendini gösterip piyasadan daha fazla pasta alıyor. Çünkü kendimi büyük gösterdiğim için, holding gösterdiğim bir güven için sağlıyor insanlar güven içinde. Sağlayıp rekabete aykırı hareket etmiş oluyorum. O zaman çok basit bir şey söylüyorum. Beni rekabet kuruluna şikayet edin. Benim holdingim yokken ben oraya holding yazdığım için ben ceza alayım, benden kurtulun. Holdingim yokken güvenlik sistemi sattığımda ben adama diyorum ki abi... Hemen bana... şikayet ediyorum abi. Alo. Nereye başvuruyorduk abi? Rekabet kurulu. Rekabet kurulu mu? Ya bir şikayette bulunacaktım da İbrahim Yılmaz'la ilgili. Evet. Haksız kazanç sağlıyor. Haksız kazanç sağlıyor Armet Holding adına. Lütfen ilgilenir misiniz? Evet. Biz araştırdık diyor. Gerçekmiş abi. Zaten bunu... Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Az bir şey aklı başında olan birisi. O holding olmayan bir şeyi holding olarak yazdığım için zaten hemen şikayette bulunur ve benim işime engel olur zaten o kişi. Peki İbrahim abi. Hı-hı. Şimdi herkes merak ediyordur. Ciron ne abi?
Senelik cironu söyle abi bana. Evet. Ciron ne? Ben şöyle söyleyeyim. Tabii ki söylemedi abi. Evet, onunla ilgili şöyle söyleyeyim. Ben ciromu bu arada dünyanın en büyük ekonomi dergisi olan senin de bulunduğun kurum olan ATV grubunda, hani şirketi yok diyenlere aslında çok büyük bir cevap mesela. Onun da bu arada Forbes dergisine çıktığımda, Forbes dergisi de Türkiye'deki bütün Sabancıları, Ferit Şahinekleri, Ülker grubunun hepsini açıklayan bir kurum. Ve oraya ben iş yerimin ismiyle birlikte başarı hikayemi anlatarak çıktım. Orada ciromu açıkladım. Hemen bakalım abi. Var mı internet? Hemen bakacağım abi. Benim sayfamda var. Hemen bakacağım. Ben zengin olduğum için çıkmadım Allah'a şükür. Ben başarılı olduğum için o dergiye çıktım. Çok değerli bir dergi olduğu için abi. Evet. Herkese dediğim gibi para bile verseler zor haber yaparlar. Ve parayla olacak olsa herkes çıkardı. Peki İbrahim abi, senin sevmediğin bir mevzu daha var, konu da var. Yarışmada da çok konuyu açmak istemiyorsun ödüllerle ilgili. Ben yine de soracağım çünkü 52 tane ödül az değil. Bunun da dile getirilmesi lazım. 52 tane de ödül aldın. Bunlarla ilgili ne söylemek istiyorsun? Ne ödülleriydi bunlar? Sıfırdan şirket kurup şirketi büyüttüğüme dair hep ödüllerdi. Bir de ben sosyal medyada hep böyle göz önünde olduğum için diğer platformlarda mesela işte Instagram'da 10 milyon, Facebook'ta 5 milyon, TikTok'ta 2,5 milyon. Darısı bize. Evet, toplam hani 17,5 milyon bir kitlem olduğu için. Bizim yaptığımız gibi 17 milyon takipçisi var, izlenir düşüncesiyle İbrahim abi aldık. Vallahi seni çok sevdiğim için. 1,5 aydır tanıyorum. Vallahi baba diyordum ona. Evet. Kalbim o kadar ısındı ki ona. Allah razı olsun. Başka konuklarımız da gelecekti. Ben dedim ama ilk İbrahim abi almak istiyorum. Arkadaşlarıma dedim. Onlar da dedim çok mutlu oluruz. O yüzden seni sevdiğimiz için aldık. Ama tabii izlenmede olacağına inanıyorum İbrahim abi. İnşallah. Peki abi şeyi de sormak istiyorum. İzleyicilerimizden bir soru gelmiş. Instagram'da seni paylaştık biz. İbrahim Yılmaz konuğumuz diye bir soru sormuşlar. Bir insan seyyar satıcıyken nasıl bir anda holding kurabiliyor? Şaibe uyandırıyor insanlarda. Evet. Ya bu kadar kolay mı? O zaman biz de interneti, YouTube'u bırakalım abi. Biz de holding kuralım. Caner Holding diye. Hayır, şöyle yapalım. Nasıl oldu o bir anda? Birinin desteği mi oldu? Evet. Biri destek mi oldu sana? Evet, onu da söyleyeyim. Senin bana soruyu şöyle sorman gerekirdi. O zaman biz de ilk önce seyyar satıcı olup sonra holding kuralım daha iyi olur. Aynen. Hemen sen YouTube'u bırak seyyar satıcı olup. Çünkü işin ucunda holding var. Çok nasıl oldu abi? Evet. Şimdi öncelikle benim işte komşularım, çevremdeki yani normal asgari ücretle çalışan komşularım, işte akrabalarım, yakın çevremdeki insanlardan çocukluğumda çeyrek altınlar istediğim, işte örnek veriyorum birisinden 100 euro istediğim, 200 dolar istediğim ya da işte ya bana işte 10 bin lira ver, 3 bin lira ver, 2 bin lira ver diye çevremden çok para istedim. Yardım olarak dediğimiz eğer buysa, ben mahallemdeki çevremden ve akrabalarımdan böyle malzeme alacağım zaman falan ilk iş hayatına başladığımda, alarm kamera işine başladığımda çok sağdan soldan borç istedim ama anlık böyle. Mesela demişti 200 dolar, euro ya da işte 3000 TL, 2000 TL o zamanki 19 sene önce. Geri verdin mi borçları? Hepsini verdim. İyi. Hiç kimse bana diyemez ki aldığım borçları geri vermedin. O zamanlarda yardım olarak çevremdeki, etrafımdaki insanlardan çok para aldım. Ama bana birisi gelip de şöyle bir şey demedi. İşte ya İbrahim'cim gel sana böyle bir şirket kuracağız, seni büyüteceğiz. Bunu insanlar aslında öyle bir şey demeyi istemiyor. Çünkü insanların öyle bir imkanı varsa da kendine yapıyor. İnsanlar güvenip de ha bir dakika dur İbrahim, seni çok güzel bir yaşama iteceğim. Seni çok zengin edeceğim. Sonradan da ben hiçbir zaman gözükmeyeceğim. Sen böyle yaşa. Ben her zaman yine söylediğime geleceğim. Ben eğer birisine yardım, kendime yardım ettirip bu şirketleri kurdurup bu şirketin yönetim kurulu başkanlığındaki tek sahibini kendim göstereceğim. Bütün arabaların hepsini kendi üstüme alacağım. Bu zamana kadar yaptığım gayrimenkul yatırımların hepsini kendime alacağım. Bir sistemi başka bir tane Ferit Şahin gibi bir iş adamına yaptırıp bunların hepsini de kendi üstüme gösterip ve o adamın benden hiçbir şekilde bunu alamayacağı bir sistem kurduğumu velev ki sayalım. Ve ben bunu tam 20 yıldır yapıyorsam ve hiç kimse bana bugüne kadar ben sana bunu yaptım diye iddia etmemişse, ben bu adamı hem korkutmuşum hem de bu adamı holding kurdurana kadar bütün parasını elinden alıp kendime çevirmişsem, bence benim holding kurduğumdan bu zamana kadar şirketi bu hale getirip 200 bin yere alarm kamera sattığımın hiçbir önemi yok. Ben o adamı nasıl izaya getirip, nasıl bu adama kendime yardım ettirip, o da başarı. Ettirdiğim zekamı konuşalım. Aynen, o da başarı. Ama bir telefon geldi abi. Alo, efendim? Allah Allah. Ya şey diyor birisi abi, o holding benim diyor. 100 milyar mı verdi? Abi 100 milyar vermiş sana holdingi kurmak için. Holdingi kurmak için 100 milyar verdiyse şöyle yapayım. 100 milyarın o zamanki dolar kuruyla bugünkünü hesaplayalım. Dolar olarak kendisine iade edeyim. Tamam, siz IBAN'ınızı yollarsanız hemen 50 bin dolar attıracağız size. 100 bin TL karşılığı 50 bin dolar. Hemen atarım. Faiziyle abi. Atarım. Evet, 50 bin dolar atıyoruz. IBAN'ı bekliyoruz. Teşekkürler. Atarım. O yüzden hani ne mutlu ki 20 yıldır bana şirketi kurmuş olan, arkamda olan kişi benden 20 yıldır bunu istemiyor. Ve ben ne kadar güçlüyüm ki
bu adam bana gelip de ben sana para verdim vermiş. İbrahim, paranın bir kısmını da ya da şirkette resmiyete dökelim demedi. Çünkü insanların anlamadığı bir şey var. Seyahat satıcılık yaptım, evet. Seyahat satıcılık yaptığım dönemden sonra askere gittim ve geldim. 18 ay sonra güvenlik firmasında işe başladım. Bir yıl çalıştım, işi öğrendim. Sonra malzemeciden, komşularımdan borç alıp malzemeciden bir tane alarm malzemesi aldım. O alarm malzemesiyle gidip bir yere montajını yapıp ondan sonra gidip oranın parasını ödeyip bir tane diye seyyar olarak 500 tane alarm sattım ben. Maşallah. Ve benim bütün yakın çevremdeki herkes, mahallemdeki bütün komşularım hepsinin o bir tane taktığım o alarmı, o elimde kablolarla, matkaplarla vücudumdan sular böyle akarak sokakta onları takmaya gidip 3 YTT otobüsüne binip gidip taktığıma bütün yakın çevremdeki, Kağıthane'deki, mahallemdeki herkes o kadar çok her saniyesine, her attığım adıma o kadar çok şahit ki en yakınımdakiler. Bunların hepsine ben zamanla tane tane ve adım adım ispatlayarak sahip oldum. Ve ben seyyar satıcı olarak 500 tane alarm sattım. Kamera kaç günde sattın abi? Yaklaşık 2 senede falan. 500 tane 2 senede. 500 tane 2 senede alarm ve kamera sattım. Onların hepsini satıp sonra baktım, dedim ki insanlar bu sefer şey istemeye başladı. İşte faturan var mı? Şirketin var mı? Çünkü benim şirketim yoktu. Telefona annem bakıyordu. Allah. Telefonun üstüne de ev telefonunu yazdırdım. Evet. Şirketim varmış gibi. Mesela beni buradan yargılayın. Mesela ben insanları şirketim varmış gibi gösterdim. Evet, bu yalancılıksa, bu kötü bir şeyse ben 20 yıl önce, zaman aşımı olduğu için söylüyorum şimdi, beni yargılayamazlar. 20 yıl önce ben şirketimi, evimi şirketim olarak gönderdim. Sekreterim de annemdi. Allah Allah. Annem telefonu açtığında, İbrahim işte buraya kart bırakmış, beni arasın dediğinde, annem cepten arayın diye bağırıyor, kulakları zor duyuyor. Anneme diyor ki ya o zaman siz not alın, bu numaradan beni arasın. Oğlum diyor, benim okuma yazmam yok ki, nasıl not alacağım diyor. Annem not alamıyor, okuma yazması yok. Ben annemin not alamadığı sistem içerisinde 500'ü sattım. 500 bir de not alaydı abi. Not alsaydı bir de onlara bir de alarm satabilseydim ne kadar büyük zenginlik olacaktı. Ama hırslanmışsın sen tabii abi ya. Hırs çok, yapmışsın. Çok yani başkası olsa belki pes eder. Evet. Başka bir işe girerdi ama sende bir o hırs hiç varmış. Pes etmedim. Yani. Sonradan da 25 metrekare bir tane küçük yerde, firmanın ismi Armet, şirketin ismi de İbrahim Yılmaz olarak açtım. Neredeydi o ilk açtığın dükkan? Ok Meydanı'nda. Hala orada mısın? Oradan sonra 3-4 tane farklı yere geçtim. Sonra şirketimin olduğu yerleri falan da satın aldım hep. İyi, maşallah. Mülklerini falan da aldım. Yani şunu demek istiyorum. Ben İbrahim Yılmaz Şahıs Firması olarak 20 yıl önce 15 Mayıs 2002'de İbrahim Yılmaz Armet Şahıs Firması'nı kurdum. 2 yıl önce 5 firmayı, Armet Güvenlik, Gayrimenkul Turizm, bütün şirketleri birleştirip bunu Armet Holding bünyesine aldım. Holding kurmak için de belli bir bütçe lazım oluyor. Onların hepsinin ödemelerini, yatırımlarını yaptım. Holding olduğumda da şöyle bir şey var. Bu arada yine Rekabet Kurulu'na sorabilirler. Ben güvenlik sistemi satarken güvenlik sistemlerinde Armet anonim şirketi yazar. Armet Güvenlik anonim şirketi yazar. Altta da şöyle bir ibare vardı tekliflerde ve bütün faturalarda. Ne abi? Bakın faturamın üstünde şöyle. Armet Güvenlik bir Armet Holding kuruluşudur. Holding olmamdaki sebep, faturalarda ve şeyde olmasındaki sebep, senin firmanın büyüklüğünü ve gücünü karşı tarafa gösterir. Eğer ben Armet Holding değilken faturamın üstüne resmi bir kurumun olduğu yere Armet Holding mahsustan yazmışsam suç. Yani ben insanlara şunu söylüyorum. Benim güvenlik sistemi teklifi veriyorum şu anda. Anonim şirketim aynı zamanda. Ama bu şirketlerin hepsini birleştiren bir de Armet Holding var. Bir de bu arada benim işlerimden birisi, çoğu insanın bilmediği, alarm çağrı merkezi AÇM. Yani bir yere hırsız girdiğinde oraya polis yolluyoruz. Güvenlik merkezim var. Bu güvenlik kıyafetleri var ya. Aynen. Öyle personellerim çalışıyor. Hırsız girdiğinde, şu kuyumcu hırsız girdi diye adres ekranı düşüyor. Ben MOBESE'den oraya vatan emniyetten polis yollayabiliyorum. O yetkim var. Diğer rakip firmalarımda olduğu gibi 4-5 tane firmada daha var o. Onlardan biri de benim firmam. Aslında normal Armet firmasından daha büyük kapsamlı bir iş yapıyorum. Onun ismi de AÇM. Ben insanlara sadece tek bir şey söyleyeceğim. Şirketi, holdingi yok diyenlere. Beni kötü gösterip beni batırmak istiyor ya, çok basit bir yöntem söylüyorum. Lütfen benden 100 TL'lik bir ürün al. Ben sana fatura yollayayım. Faturanın üstünde Armet Güvenlik yazıyor. Altta da Armet Holding kuruluşudur yazıyor. Rekabet Kurulu'na, vergi dairesine de ki bu adam holding olmadığı halde buraya holding yazmış. 1 trilyondan fazla cezası var. Trilyon cezası var bak. Sinirlendirmeyin İbrahim abi. Hayır, rekabet etmiş oluyorum. Ben diyorum ki bir yere gittiğimde ben holdingim, ben ondan daha büyüğüm. İş kapasitem diyorum. Çünkü seni orada diyorum ki ben daha büyüğüm, daha güvenilirim deyip senin ekmeğini çalmış oluyorum. Aynen. Haram yemiş oluyorum. Aslında kulaklığı yapmış oluyorum. Bırak Allah'ın yönündeki kulaklığını bırak. İnsani yönden de onun hakkını yemiş oluyorum. Yani bu kadar anlattığından sonra da insanlar hala kuşkuyla bakıyorsa ben onları şikayet edeceğim artık yani. Biz sana inanıyoruz, güveniyoruz İbrahim abi o konuda. Peki son bir bu yardımlarla ilgili soru sormak istiyorum abi. Aylık ne kadar harcıyorsun yardımlara? Yoksa tesadüf işte değişiyor mu her ay? Biz bu arada bu bütçeyi aynı zamanda da Emirhan Özhan var. Emirhan Özhan aynı zamanda genç bir girişimci. Yani o belli bir bütçe o ayırıyor. Sosyal medyadan kazandığı paradan da ayırıyor.
Ben de kendi şirketimden, Armet Güvenlik'ten kazandığım paradan yani belli bir bütçe ayırıyorum. Bu paraların hepsini insanlara yardım olarak kullanıyoruz. Ortalama değişebiliyor ama 50 bin, 60 bin arası aylık gidiyor. Dernekteki hariç benim şirketimden ayırdığım bu. 50-60 bin lira ortalama bir paramız gidiyor Emirhan'la birlikte. Peki sokakta gördüğün insanları mı dağıtıyorsun yoksa belirli yerlerde var mı? Belirli bir yerler, bir yerde de var. Sokakta gördüğümüz insanlar bunun %10'unu oluşturuyor. Yani benim sokakta veya sosyal medyada yansıttığım yardımlar, evet, insanların gördüğü bunun %10'u. Arka planda bunun mesela o yanımdaki arkadaşlar da biliyor. İşte kaç kişiye böyle alakasız hiç kimseye duyurmadan evinde sütü olmadığından emin, aynen, olup kirasını veremeyip ya da elektriği, doğalgazı kesilmiş olup çok zor durumda olduğunu görüp böyle o an görüntülü arayıp veya evini görüp ya nasıl bu elektriksiz yerde bu çocukla birlikte oturuyor diye vicdan azabından asla demezsin ki ben şimdi kafeye gidip 1000 lira hesap ödeyeceğim diyemezsin. Evet. Gitmezsin kafeye. O çocuğun görüntülü halini gördüğünde insan evladı olan hiç kimse o kafede o 1000 lirayı vermez. Eve gidiyorum der, o 1000 lirayı da oradan çıkarırım der ve o aileye yollar, ona eminim ben. Bizim Veysel de 1000 lirayı duyunca hemen oradan bakmaya başladı abi. Vallahi. Sana ekmek yok burada mesela. Peki abi nasıl bir aileden geliyorsun? Ailen nasıl? Baba anne yaşıyor herhalde. Evet, anne baba. Onlar nerede yaşıyorlar? İstanbul'dalar mı? İstanbul'dalardı. Yazın Çorum'a gidiyorlar. Çorum Karga'dalar. Ben de Çorumluyum. Çünkü aileni hiç görmedi kimse. Evet. Bazen böyle sayfada falan paylaşıyorum. Benim babam böyle 5 vakit namazını kılan, maşallah, dinine bağlı bir insan. Annem de benim işte böyle, ya biz onlar gibi tabii olamadık. Benim annem işte böyle işte yüzünün kenarları gözükecek diye, işte bacağının topuktan itibaren bir yeri gözükecek diye, annem bilekleri itibaren bir yeri insanlara gözükecek de günah olacak diye, maşallah, yaşayan bir anne babadan geliyorum. Babam işte hoca, 24 saat Kur'an okuyan böyle. Maşallah. Babamı yolda gördüğünde desen ki ya amcacığım sen şöyle bir gel bakayım de, emir ver yani böyle bir şey yapma. Çok basit bir şey örnek vereceğim. Şaşırabilirsiniz de. Durup dururken babamı yolda gördün, deney yapalım yani bak o kadar eminim. Amca da 70 yaşında falan. Şu taşı kayayı al buradan de durup dururken, ama sebep bildirme. Sebep önemli değil. Şu kayayı şöyle şuraya doğru götür amca de. Babam sana sebebini hiç sormadan o kayayı alıp yukarıya doğru götürür. Başkası olsa der ki sen ne konuşuyorsun ne kardeşim? Öyle bir adam, öyle saf. Biraz saf. Babaya benzemişsin o zaman merhamet konusunda. Yani bilmiyorum, babam o konuda çok merhametli. Çok değişik bir adam yani. Kayayı oraya abi bir sor baba diyorum ya. Niye bu kayayı buraya götüreceğim diye bir sor yoldan. Yani. Yoldan geçen adama asla kayayı nereye götürüyorum diye sormayacak bir yapısı var. Babam lokantada çalışıyordu. Her gittiği lokantada bizi kandırıyordu. Buraya ortak oldum diyordu. Sonra bir bakıyorduk babam 4 ay çalışıyordu. Orada çalışıyordu. Hiç para almıyordu. Para almayıp sonra ceketini alıp oradan çıkıyordu. Sonra ben ortaktım ama ayrıldım diyordu. Senet alıyordu. Sonra bir bakıyorduk seneti kimse ödemiyordu. Sonra babam başka bir yere bir daha gidiyordu. Hep böyle bu işleri yapıyordu. Babam Allah'a inancı olan. Annem işte komple kapalı. İşte onların duası da seni ayakta tutmuş. Onlar yani. 24 saat, aynen, tek istediğim onların şey. Onların duası da. Annemi her telefonu açtığımda, ev telefonumuz da varken anneme her telefonu açtığımda anneme söylediğim bir şey var. O enerjiye de çok inanıyorum ben. Doğanın da, doğa da bir enerjidir. Aynen öyle. Anne ne olursun bana dua et, zengin olayım. Hep böyle bak, annemden istediğim hep buydu. Bize de dua etsin. Bizi izlerse buradan. İsmi neydi annenin? Şerife Yılmaz. Şerife anneciğim bize de dua et inşallah. Hayırlı kapılar açsın Allah bizlere. Ben hep mesela bir ara şeyi düşündüm ya dedim. Hep böyle anne bana ne olursun daha fazla zengin olayım diye dua et dedim ama anne daha fazla sağlıklı olayım diye dua etmeyi unutmuştum. Bak. Yakın zamanda o aklıma geldi. Artık annemi aradığımda. Artık parayı buldun sıra sağlıkta. Evet, anneme yine diyorum anne daha çok zengin olayım diye yine dua etmeye devam et ama diyorum artık sağlığa da dua et diyorum. Buradan tekrardan selamlarımı iletiyorum. Selam. Peki İbrahim abi hiç evlendin mi? Bekar mısın? Ben bekarım. Niye evlenmedin? Yaş geldi. Parayı buldun. Sıra evlilikte değil mi abi? Evet. Ya ben bilmiyorum. O evlilik konusunda böyle tam olarak o kişiyi bulamadığımı düşünüyorum. Nasıl bir kişi bekliyorsun abi? Yani çok güzel olsun. ama gözü sağda solda olmasın. Bana çok sadık olsun. Sarışın esmer. Esmer olsun. Boyu kaç olsun abi? 1.70. Kilosu abi? 53 kilo. Hemen arayayım abi. Ya elimizde var mı abi? 1.70 boyunda 50 kilo. Esmer. Abi kalmamış ya. Zenci varmış ama 2 metre. Olmaz diyor. Tamam. Elimize gelince lütfen arayın. Evlendireceğiz de İbrahim abiye. Teşekkürler. Peki buradan seni izleyecekler abi. Bir kriterlerini söyledin. Tekrardan bir söyle. Belki ya, taliplerin çok uzaklarda seni arıyor. Seni, evet, bu videoyu izleyip sana yazacaklar belki. Benim şöyle bir sorunum var. İnsanların en çok korktuğu durum şu. O yüzden ben mesela çok ön planda olmak bana bazı yerlerde çok fayda sağladığı gibi bazı yerlerde de
insanların özgüvenini kırıyorum. İnsanlar işte benim kimseye bakamayacağımı ya da işte ben İbrahim'e ulaşamam. Kibirli egolu. Kibirli egolu ya da bu adam işte farklı bir adam. Bununla ben sorun yaşarım ya da işte bu adam aslında bu kadar iyi bir adam değildir ya da bizi tanımaz, bize bakmaz diye kimse olmadı yani. O yüzden... Peki Instagram'dan yazanlara cevap veriyor musun abi? Buluştuğun oluyor mu? Yani şöyle, çok emin olduğum insanlar olursa cevap verdiğim ve buluştuğum oldu ama çok böyle bunu... Niye buluşuyorsun abi? Takip edemiyorum çünkü. Niye? Buluşma sebebin ne? Instagram'dan ya yazan bir kızla niye buluşuyorsun abi sen? Çok iyi olduğunu düşündüğüm, böyle emin olduğum ve bana zarar vermeyeceğine emin olduğum birkaç kişiyle buluştum ve onlarla şu an hala görüşmeye normal devam. Normal arkadaş kalıyorsun. Normal yani. Arkadaş kaldım. Kötü bir niyetle buluşmuyorsun. Yok. Arkadaşça ve profiline baktığımda da bu insandan zarar gelmeyeceğini... Nereden anlıyorsun abi o profili? Abi o yüzünden ben okuyabiliyorum onu. Benim yüzümde ne var abi? Senin yüzünde nur var. Sana, senin mesela işte senin hayatında olan kişi seni hiçbir zaman sana hem sorun yapmaz hem de senden emindir. Yani senin aldatmayacağından emindir. Senin... Çok çapkın değilim ben zaten onun... abi. Sevdim mi? Yani şöyle şey söyleyeyim. Sen yarışmada 40 gün boyunca sadece benim hayatımda biri olur, biri var ve ben başka bir şey hiçbir zaman gözüm görmez diye her konuşmanda ve oradaki hiçbir kimse bile, bir kişi bile, 20 tane kadının içindeydim. Belki oradaki ekipte 15 kişi de öyle vardı. Sen orada bir kişiye bile bir şey ima etmedin. Yani yok, aynen şey demedin. Sen de öyleydin ama. Sen evet, de orada ben o kadar kadının çok... içinde hiç ben bir tane falsonu görmedim evet, onlarla ilgili. Evet, onun için yaşadım. Sen de ben abi şey ağaçlarla konuşuyorduk evet, artık evet. Abi. Hiçbir şey yapmadık. Hiç kimseye farklı bir şey ima bile etmedik. Aynen. O yüzden o konuda öyle durabilmek o da bir büyük bir aynen. irade meselesidir. Ona herkes nasip olmaz ama ben bize nasip olduğunu aynen düşünüyorum. Abi. Peki abi mahallede büyüdün dedin. Kağıthane'de. Kağıthane'de. Şimdi de herhalde bir rezidansta mı oturuyorsun? Evet. Şimdi mahalle kültürü mü, mahalle aşkı mı yoksa rezidans aşkı mı? İki hayatı da yaşadın. Ben mahalle kültüründen geldim. İşte çok fakirlikten geldim. Mahalleden rezidansa gitmek zorunda kalmasaydım. Geri dönebilirsin ama abi. Evet. O evini gördük. Boğaz manzaralı bir evin var herhalde. Balkona çıktığın zaman Boğaz'ı görüyorsun. Evet. Tekrardan dönebilirsin. Daha ucuz bir yere geçebilirsin. Ben onu şöyle söyleyeyim. İşte bu sistem ve dünya bizi rezidansa geçtiğimizde, işte mesela diyelim ki işte burası şu anda benim olduğum yer, böyle çok büyük bir İstanbul'un göbeğinde bir tane aynen. gökdelen. İşte sistem seni buraya atıyor. Keşke sistem sana gelmeyi, mahallede olduğunda da sana gelebilmeyi emretseydi sistem. Keşke sen mahallede bunu çekebilseydin. Mahalle kültüründe çekiyor. Ama sen buradaki o İstanbul'un göbeğindeki bir tane gökdelenin bir tane odasında, koskocaman bir ofisin bir tane odasını buraya ayırdın. Bunun sebebi sistem seni buraya attı. Ve sen itibarı, saygıyı, başarılı olmayı, insanların sana gelmeyi kabul etmesini, eşittir senin para kazanmanı ve buradaki insanların ekmek kazanmasını ve seni kabullenmesindeki tek sebep senin buradaki gökdelende aynen. olup burayı ayırıyor olmandı. Eğer sen bunu mahalledeki benim doğduğum semtte yapsaydın buraya hiç kimse belki gelmeyecekti. Aynen. O yüzden bence bizi rezidansa, bizi lüks arabalara ve bizim prestijimizi, kariyerimizi, insanlığımızı rezidansta ve lüks arabalarda arabalara götüren sistem utansın. Biz değil, biz mecbur kaldık bu sistemin içinde olmaya, biz rezidansta yaşamaya, lüks hayatta olmaya. Lüks hayatta olduğumuz için bize saygı duyulmasına direnemedik. Biz aynen. mahalleden çıkıp onların saygı duyacağı sistem içerisine zorla itildik. Ben de bu programı artık gecekonduda yapacağım abi. Vallahi kimse gelmez. Gecekonduda yapacağım. Gelirler. Gecekonduya niye gelmiyorlar biliyor musun? Gecekondudaki o durumu olmayan, elektriği olmayan, gariban kirasını ödeyemeyen insanlara yıllardır ve rezidansta olduğum halde onlara sadece aynen. ben yardım için gidiyorum. Oraya o insanlar yardım için gitmeyeceği için oradaki programa yardım için gitmeyen insan o programa da hiçbir şekilde yok, gitmek istemiyor. Peki abi şimdi birisi yazmış, bir telefon bağlantısı yapacağız. Bir yardım edilmesi gereken birisi varmış. Sen de yüz yüze konuşsun. Telefonu açacağım. Alo. Alo. İbrahim Yılmaz karşınızda. İbrahim Yılmaz'a ne sormak istiyorsunuz, ne söylemek istiyorsunuz? İbrahim abi merhaba. Merhaba. İbrahim abi ben Eyüp'ten arıyorum. Evet. Bizim mahallede bir kadın var. Oğluyla yetiyor ama oğlu engelli olduğu için belediyenin ona vermiş olduğu yardımla hayatına devam ediyor. Biz de mahalleli olarak elimizden gelen yardımı yapabiliyoruz ama hani şartlar durumda el verdiği kadarıyla bu annemizle yardım edebilir misin İbrahim abi? Senden rica etsin. Şimdi nasıl yardım edebiliriz? İki tane seçeneğimiz var. Bir, bizim İyilik Akımı diye bir derneğimiz var. Bu derneğimize
işte kendisinin, ailesinin zor durumda olduğunu belirten bir tane muhtarlıktan bir tane belge çıkarması gerekiyor. O muhtarlık zaten fakirlik belgesi adı altında o ihtiyaç sahibidir diye bir tane belge veriyor. Ondan sonra çocuğunun engelli olduğunu gösteren bir tane kendisinden bir yazı istiyorum. İki. Üçüncüsü de bu istediği yardımı, niçin istediğini ve talep ettiğini belirten bir tane dilekçe istiyorum. Kimlik bilgileriyle birlikte bunu bize atarsanız ben İyilik Akımı Derneği'nden kendisine belli bir miktar bağış yapabilirim. Fakat burada çok fazla sıra olup çok fazla insan istediği için ben kendisine, aileye şöyle bir şey yapabilirim. Ben yine her zaman iyilik akımlarında kullandığım, kendinden ayırdığım bütçemden kendisine, işte ailesine ve işte o engelli çocuk için bir aylık kira yardımını ben kendi cebimden kendisine yollayacağım. Siz bana yollayın bilgileri, ben İbrahim abiye iletirim. Ama gerçekten ihtiyaç sahibi değil mi bu aile? Gerçekten ihtiyaç sahibi değil mi bu aile? Evet, ihtiyaç sahibi. Tamam. Biz de elimizden geldiğini yapıyoruz ya da ama yani benim bir yere kadar İbrahim abiyle yakından takip ederim. Tamam, sen bana WhatsApp'tan bilgileri atarsan ben İbrahim abiye ulaştıracağım. Tamam. Teşekkür bana ederiz. Sağ olun, tamam, teşekkür ederiz. Sağ olasın. İbrahim abi sağ olasın, bizi kırmadığın için de bu yardımı yaparsın. Ben sana ulaştırırım WhatsApp'tan atsınlar. Ama gerçekten de bir ben de araştırayım gerçekten ihtiyaç sahibi mi diye. Ben o raporu ve aslında durumu olmadığını belirten belgeyi attıktan sonra zaten aslında orada onu biz kendi gözümüzle görmüş ve o ispatlı bir şey oluyor. Tamam. Çocuğun engelli olduğunu söylemesi ve onun kağıdını bize yollaması, o anlık ihtiyacı yoksa bile çocuğu için ben değeceğini düşünüyorum tamam. Yine de. Tamam abi, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Peki abi, hayatta en büyük pişmanlığın var mı? Keşke şunu yapmasaydım dediğin ya da keşke şuna yardım etmeseydim mi dedin? Yardım etmeseydim demiyorum hiçbir zaman. Çünkü ben yardım ettiğim hiç kimseden hiçbir zaman pişman olmadım. Bunun sebebini de hep böyle konuşmalarımda açıklıyorum. Birisi beni kandırmışsa bile ona kandırabildiği için yardım yapmış olmaktan. Sen onu bile başarı görüyorsun. Seni kandırıp biri para aldığı zaman onu bile başarı görüyorsun. Tabii. Çünkü beni kandırabilmiş akıllı adam. Beni kandırabildiği için yine tebrik ediyorum. Ona yaptığım yardımı olumsuz görmüyorum. İbrahim abi, hayatta en büyük eksiğin ne? Hayatta en büyük eksiğim, ben dışarıdaki sokaktaki insanlara belki daha yakınım. Çevremdeki insanlardan daha fazla, sokaktaki insanlara daha yakınım. Keşke mesela biz annemden, akrabalarımdan ayrı yaşıyorum. Keşke onlara da sokaktaki insanlar kadar yakın olabilseydim. Onları bazen ihmal ediyorum. Annemi daha az arıyorum. Mesela bir yerde ihtiyaç sahibi birisi var. Onunla telefonda haftada 3 kere konuştuğum oluyor böyle. O bana dert anlatıyor. Onu dinliyorum. Ama annemi babamı daha az arıyorum ya da akrabalarımı daha az arıyorum. Ama bu durumu benim... niye abi? Aileni de yanına getirebilirsin, onlara bir ev tutabilirsin. Onlar mı gelmek istemiyor? Şöyle, benim ailemin zaten Kağıthane'deki orada yine onları hani evleri. Sonradan insanlar bunu yadırgar diye. Onlar da şu anda zaten Kağıthane'deki yerde rezidansta yaşıyorlar. Ha, gidip geliyorsundur o zaman, yakınsınız abi. Evet, çok yakınız Kağıthane'de. Şu an Çorum'dalar ama ben onları görmeyi daha çok ihmal ediyorum. Yani işte o yani, en büyük eksiklik o. En büyük eksikliğim o. Onları ihmal ediyorum. Onlara mesela haftada bir kere en azından gitmem gerekir. Ayda bir kere gidiyorum. Onu yapmamalı lazım. Haftada bir kere belki veya 15 günde bir kere arıyorum. Ama 2 günde bir aramam gerekiyor. Ve akrabalarıma karşı da böyle bir şey olduğunda böyle onlara daha az gidiyorum. Bunu benim yaşamımda akrabamdan ve ailemden uzak duruyor olmam benim art niyetli olduğum anlamında değil. Yoğunluğundan mı? Yoğunluğumdan abi? Onlar zaten benim diyorum. Onlar zaten bende ben, diyorum. Aynen. O yüzden de onları yapamadığım için bunu çok büyük bir eksiklik olarak görüyorum. Vallahi anne baba duayı eksik etti mi vallahi tepe taklak olursun İbrahim evet. Abi. Bir dahakine beraber gidelim. Bu arada bak ezan şahit. Ezan şahit oldu. Bu annem babamla ilgili bahsettiğimde hep böyle bir yerden böyle bana bir uyarı gelir, ezan gelir. Aynen bak. Demek ki ne yapacağız? Her hafta aileyi görmeye gideceğiz. Onları, bir gün ben de geleyim. Ellerini öpmek isterim. Beraber gideriz. Dualarını almak isterim. Evet. Sonlara geliyoruz abi. Evet. Bir filmin var, onunla ilgili de konuşalım. Bir de seninle birlikte bir yarışma programına katıldık. Savaş Şehri diye, çok yorucu geçti. Evet, operasyon. Sen niye oraya geldin ben hala anlamadım. Ben niye oraya gittim ben de hala anlamadım. 100 kilo adam, parkurları bile yapamadım ben. Sen yine iyiydin, liderler lideri de oldun. Güzeldi. Bazen aklıma geliyor da çok özlüyorum. Evet, evet. İbrahim çok... abiyle birlikte yatıyorduk orada, yan yana yatıyorduk. Evet. İlk orada tanıştım zaten İbrahim abiyle. Evet. Kendisini çok sevdim. Yani benim de ön yargılarım vardı. Hani bu yardımlarla ilgili işte dümen mi, takipçi kasma için mi falan. Evet. Kameraların olmadığı yerde bile günde
söyleyeyim artık 2-3 milyar para harcadı, insanlara verdi. Hatta ben bir keresinde dedim, çocuklara dondurma aldı 15-20 çocuğa. Dedim abi çekeyim istiyorsan dedim. Yok dedi, asla dedi, bunu çektirmem ben dedi. Yani çok iyilikler yaptı. Gerçekten onu çok sevdim. Orada da dedim İstanbul'da her zaman ben seninle bu saatten sonra görüşürüm, kendisi de istediği sürece. O yüzden şeyi anlatalım abi, o konuyu kapatalım, yarışma konusunu. Hı hı. Bir sinek ilacı mevzusu var benim, ha, sinek ilacım. Onu bir anlatır mısın? Caner'le biz konteynerin içinde diyoruz. Her yerde sinek var böyle. Caner işte uykudan her bir saatte bir kalkıp pıs diye bütün odaya sinek sıkıyor. Ama o ara tabii yatıyoruz yani. Uykudan uyanıp böyle gözü kapalı ya, böyle sinek ilacı sıkıyor. Ben normalde mesela bazen böyle çok sıcak olup ormanın içinde yatmaya yere bir şey seriyorum. Ormanın içinde de yatıyorum. Caner herhalde benim olduğumu o gün dışarı çıktığımı, hani ben çünkü Caner'le 2-3 saat uyuyup sıcaktan bunalıp dışarıya çıkıyorum konteynerin dışına. Caner bir gün böyle yaptı. Baktım böyle sinek ilacını almış, böyle fıs diye bu tarafa doğru gözü kapalı yarım gözle böyle sıkıyor. Abi bütün sinek ilacı böyle evet, vücudumdan içeriye bir girdi. Beni dışarıda sandı. Zehirlendi. Zehirlendim abi. Sonra o günden beri zaten bir ay boyunca her gün yoğurt yoğurt dedim, yoğurt. Herkes bana niye yoğurt diyorsun sen? O da sinek ilacı da ertesi günü bir baktım. İbrahim abi tuvaletten dışarı çıkmıyor. Devamlı tuvalet halinde. Aha, yani o söyleme sebebi böyle bağırsaklarım falan bozuldu. Sonra işte doktora falan serum merum öyle iyileştim. Ama orada bir zehirlenme hikayemiz oldu. O da bizim için bir anı olarak kaldığı için. Daha çok anılarımız var da çok anlatılacak çok var, gibi evet, değil. İzleyeceksiniz zaten. Kısa bir süre sonra yayınlanacak. Bir de abi bir film çektin Esaret diye. Evet. Filmle ilgili söylemek istediğin bir şeyler var mı? Filmde böyle işte engelli bir kardeşimizin yaşamında hissettiği durumları anlatıyor. İşte o filmde benden yardım istiyor. Sonra bir yanlış anlaşılmaya kurban gidiyor falan böyle. Çok değişik bir film. İşte engelli insanın nasıl mücadele ettiği yaşamla ilgili onları anlatan bir film. Bu kardeşimiz yanlış iğne sonucu, aynen, vücudunun yarısından çoğu olmayan bir engelli aynen kardeşimiz. Orada resmi varsa gösteririz. O kardeşimizin hayaliydi bir de filmde oynamak. Bazen insanlar şey der, ya iyilik işte birisine 100 lira vermek mi, 500 lira vermek ya da kirasını ödemek mi ya da elinden tutmak mı? Bazen iyilik birinin hayalini gerçekleştirmektir. Aynen. O engelli kardeşimizin de en büyük hayali bir gün sinema filminde oynamaktı. Ben dahil işte birkaç oyuncu arkadaşımız daha var. Pınar Kartal, aynen, Ümit Odacı, Ümit Değirmenci, Onur Erdi, Emirhan Özhan gibi birçok arkadaşımız filmde oynadı. Ben Ümit Odacı kardeşimizin de bu filmde oynayarak hayalini gerçekleştirmekten çok mutlu oluyorum. Çünkü engelli bir aynen kardeşimizin en büyük hayali olan oyunculuğu benim sayemde sinemaya yansıtmış olduk. Yine bir hayali gerçekleştirdiğin için ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İbrahim abi geldiğin için ayağına sağlık. Allah'ım. İlk programımız, yanlışımız olursa affola. İyi ki geldin. Çok sevindik İbrahim abi. Uğur katacağına da inanıyorum. Bundan sonra dediğim gibi ahirette abimsin benim. Dünyada ahirette abimsin. Allah razı olsun. Seni çok seviyorum. Ben de kendine bu arada çok iyi bak. Çok seviyorum. Burada çok güzel orada günlerimiz geçti ve insana gerçekten mesela şöyle düşün. Biz şimdi seninle 35 gün diyelim ki oradaydık. İnsanlar 35 gün süresiz yanında olmayı 4 senede yapar. Aynen. Yani biz 35 günlük olduğumuz süreyi bir insan 4 senede o kadar zaman yan yana gelebilir en iyi arkadaşınla bence. Biz 3-4 senelik günü 35 günde yan yana geçirip aynen her saniyesimizi, lavaboya bile neredeyse aynen beraber girdik. Lavabo yoktu. Aynı yere lavabo yaptık, aynen, yaptığımızı düşün. Orada insan çok iyi tanınabilir. Ben orada seni çok farklı tanıdım ve benim aynen oradaki en yakın olduğum aynen kişi sen oldun. O yüzden iyi ki böyle bir şey yaşadık. İyi ki oraya seni tanıdığım için bile aynen oraya gitmiş olmaktan gurur duyuyorum. Abi çok sağ olasın. Hatta ayrılırken biliyorsun nasıl ağlamıştım. Evet. Hatta çok biz şey kötü inanamadık. Hani ben dedim ki ya bu kameranın için hani film icabı mı ağlıyor dedim. Sonra bir baktım lan aynen bu adam dedim hani ben diyorum ya ödülü parayla almış. Lan aynen diyorum bu eğer diyorum sahte böyle ağlıyorsa diyorum yine ya, helal olsun yani. Abi. O kadar gerçekti yani. Sağ olasın. Hani. İbrahim abi senin bir de bir sloganın var, al şu 200'ü eve erken git diye. O nedir abi, tam olarak ben onu çözemedim, anlayamadım abi. Aslında o şuradan yani insanlar onu benimle alay etmek için yaptılar. Aynen. Mizaha döktüler. İşte ben seyyar satıcıya aynen diyorum ya abi al bu 200'ü bugün eve erken git diye. İşte al bu 500'ü bugün eve erken git diye sloganım. İnsanlar onu böyle benimle dalga geçmek için mizaha çevirdiler. Aynen. Sonra o aslında dalga geçmek için, beni eleştirmek için, aşağı çekmek için yapılmış bir ama şey. Ama daha iyi oldu. Sonradan mizaha döndü. Ve mizaha dönünce insanlar bana bu sefer sinir olurken bu olaydan dolayı mizahı görünce de bu sefer hoşlarına gitmeye başladı. Şimdi ben böyle birisi yolda gördüğü zaman bana diyor ki abi al bu 500'ü bugün eve sen derken gitti. Ya da bana aynen, abi duydum onlar 200'ü. Hatay'da beraber gezerken herkes öyle yaptı sana 200'ü evet al eve git. Öyle yaptılar. O zaman ben de aman abi ne yapıyorsun? Ya şimdi sen 200'le şey yapmazsın çünkü sen abi meşhur bir adamsın. 1000 lira şimdi ver ben sana meşhur adama 200 lira ver dersen
şey olur. Ben şöyle yapıyorum. Mesela bak burada Allah para. Allah Allah abi neler bak, oluyor ya. Ne yazıyor? Abi al sen bu 500'lüğü. Bugün eve erken git. O yüzden ben de sana diyorum ki abi, al bu 500'lüğü. Ya alamam ya vallahi. Bugün eve erken git. Daha da bundan sonra benden sonra arkada konuklar varmış. En azından bu 500'ü aldığın için. Abi ben için o zaman gideyim. Diğer konukları da çekme tamam, yani. Bugün ben, izin. Ben gidiyorum. O zaman 500'ü ver diğer konukları çekmeyeceksek. Ver onları abi. Onları çekme abi. Ver abi. Bunun maksadı şu. Tamam. Eve erken gidebilmek. Ben sen gidiyorum abi. Sen sonraki yalnız bekle. Ben 1000 lira aldım ya sana abi. Tamam. Yeter bu kadar abi. Bir şey söylemene de gerek yok abi. Ben tamam. Gidiyorum abi. Harbiden gitti ya. Bir dakika. Caner. Allah Allah. Abi mizah dedik ya. Bir dakika ya. Şey. Abi bu nasıl telefon? Caner! Ulan bu bağlı değilmiş ki. Tamam kestik.